gönlümüzde ve gözümüzde hoş bir etki yaratacak şekilde sahne düzenlemesini bin bir emekle gerçekleştiren Muammer Ağırbaş kardeşimize, sazlarımızın, koristlerimizin ve solistlerimizin seslerini en mükemmel bir şekilde bizlere aksettiren Seda Müziğe ve ton masterimiz Kübülay Yıldırım kardeşimize, sahne ışıklandırması görevini özenle yerine getiren Nurettin Özben kardeşimize, koromuz ve sizler adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yine ikinci bölümün eserlerini sunmadan önce bestekarımız Selahattin Taner'in yaşamından kesitler sunmaya devam ediyorum. İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı olan Afife Jale, 1902'de orta halli bir ailenin kızı olarak İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya gelir. Afife'nin çocukluk düşlerinde hep tiyatro vardır. İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde okurken aklı hep tiyatrolıdır. Tiyatro sevgisiyle 1918'de Türk ve Müslüman kadınlarının sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde Darul Bedai'de, yani şehir tiyatrolarında açılan sınava girer ve kazanır. Afife bir yıl boyunca provalara katılır ve nihayet beklediği fırsatı yakalar. Jale Takma adıyla ilk rolünü alır, bir polis baskınında yakalanır. Dinini, milliyetini unutan kadın sen misin diyerek hırpalarlar. Zaten babası da tiyatro ile ilgilenmesine karşıdır ve kızını kötü kadın oldun diyerek evlatlıktan reddeder. Böylece Darul Bedai yöneticileri onu tiyatronun kadrosundan çıkarmak zorunda kalırlar. Bütün bunlar yaşanırken Afife bir yandan da şiddetli baş ağrıları çekmektedir. Ne yazık ki sanatçı yaşadığı sıkıntılı günler ve çektiği ağrılar nedeniyle doktor tavsiyesiyle ağrılarını durdurmak için kullandığı morfine bağımlı hale gelir. Bu alışkanlığından kurtulmak ister ama bu sefer de uyuşturucu onu bırakmaz. Sağlığı giderek bozulur ve sonunda sahnelere veda etmek zorunda kalır. İşte o zor günlerinde Afife Jale ile Selahattin Pınar bir bahar akşamı Kadıköy'deki Kuş Dili Çayırı'nda düzenlenen Hafız Burhan konserinde karşılaşırlar. Uzun zamandır saz salonlarının en sevilen bestecisi ve icracılarından biri olan Selahattin Pınar, Hafız Burhan'ın arkasında tambur çalmaktadır. Afife Jale ise konseri izlemeye gelmiştir. Afife Jale, Türk müziğinin usta sanatçısı Selahattin Pınar'ın naifliğinden, kibarlığından, şık giyiminden, güzel konuşmasından çok etkilenir. Duyguları karşılıksız değildir. İkisi de 25 yaşlarındadır ve görür görmez birbirlerine aşık olurlar. Selahattin Pınar'ın o ünlü şarkısında dediği gibi daha önceleri neredeydiniz diyerek evlenmeye karar verirler. Saygıdeğer konuklarımız, ikinci bölümde Hüzzam makamından seçilmiş eserler dinleyeceksiniz. Osman Bey'in Hüzzam peşrevini sazlarımızdan dinledikten sonra koromuzdan üç klasik eser dinleyeceğiz. İlk eser Klarnet İbrahim Efendi'nin. Aşkın ezvakı visalinde de yoktur emelim. Kalbim afet zedi hicri mihendir güzelim. İkinci eser Yesari Asım Ersoy'a ait. Sarsam kolumu boynuna bir bu seni alsam. Üçüncü eser İshak Varon'un Hüzzam şarkısı. Kır saçıldı eliminden saçımın her tirini. Şimdi koromuzu yönetmek üzere koro şefimizi alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.
Her ikisi de gençliklerini acı ve sıkıntılar içinde geçirmiştir. Evlenince hayat boyu özledikleri her şeyi birlikte yapmaya, mutlu olmaya çalışırlar. Selahattin Pınar o güzel bestelerini çalar, Afife dinler. Ancak bu güzel ve mutlu günler uzun sürmez. Tüm mutluluklarına karşın Afife tiyatroyu unutamaz ve tiyatronun boşluğunu daha önce tedavi amaçla kullanmaya başladığı uyuşturucularla doldurmaya çalışır. Bir eczacı onu morfine alıştırmıştır. Selahattin Pınar bir gün eşinin ölü uykusu için çekildiği odasının anahtar deliğinden içeriye baktığında onun damarına morfin şırınga ettiğini görür ve yıkılır. Bunun üzerine Afife, "Terk et beni, yoksa sen de mahvolacaksın, bırak beni gideyim," diye yalvarır eşine. Artık ikisi içinde en kötü günler başlamıştır. Selahattin Pınar hiç yanaşmaz ayrılığa. Afife Jale ise hep zorlar onu. Bunun üzerine Selahattin Pınar 6 ay sonra içi kan ağlayarak Afife Jale'yi terk etmeye razı olur. Ve 1935'te boşanırlar. Afife kimsesiz ve beş parasız parklarda yatıp kalkar, aşevlerinde karnını doyururken ayrıldığı eşinin kendisinin ardından yazdığı şarkıları taş plaklardan dinleyip ağlar. Afife Jale kimsesiz, terk edilmiş ve yoksul bir şekilde Balıklı Rum Hastanesi'nde hayata veda eder. Ölümü gazetelere bile haber olmaz. Cenazesi birkaç kişi tarafından kaldırılıp kimsesizler mezarlığına defnedilir. Selahattin Pınar, Afife'nin ölümünün ardından büyük acı çeker, pek çok ölümsüz, hicran dolu besteye imza atar. Son katıldığı radyo programında "Beni de alın koynunuza ne olur hatıralar" şarkısını seslendirir. Selahattin Pınar sevdiği kadını hiç unutamaz. Afife Jale'den sonra Seyyare Atifet Pınar ile evlenerek yaşamını ölene dek onunla sürdürür. Alkol bağımlısı olduğu sanılan asabi ve içine dönük bir karaktere sahip Selahattin Pınar 6 Şubat 1960'ta Todorini'nin lokantasında bir arkadaşıyla yemek yerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eder. "Nereden sevdim o zalim kadını? Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım." Tanınmış eserlerinden sadece birkaçıdır. Şimdi bestecimizin yine sevilen bir eseriyle genç ama bir o kadar da başarılı solistimiz tekrar huzurlarınıza gelerek seslendirecek. "Ümidini kirpiklere bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm." Alkışlarını solistimiz Olcay Yılmaz için. Mm-hmm.
Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim. Küsemem bahtıma, ben sevmeyi kısmet bilirim. Alkışlarınız solistimiz Ahmet Çakırlı için. Ettin kazanımlarından güçlü bir ses Saadettin Kaynak'ın sevilen bir eseriyle huzurlarınızda olacak. Uzaktan merhaba olmaz, gel ey mestane bakışlım. Kolların boynuma dola, dile mestane bakışlım. Alkışlarınız solistimiz İsmail Direcik için.
Esrarlı bağından bir gül koparıp kalbime taktım yanarından. Udi Makoçoğlu'na ait bu güzel eseri sesi ve yorumuyla koromuzun temel taşlarından olan solistimiz Yuma Dereli Selek seslendiriyor. Thank you.
Aylar geçti, yok senden bir haber. Biz de böyle mi olacaktık? Bizi de mi ayıracaktı kader? Şekip Ayhan Özışık'ın bu güzel hüzzam eserini, Ud'daki başarısını sesiyle de her zaman kanıtlamış solistimiz seslendiriyor. Alkışlarınız Sadık İnan Öz. Thank you.
Sözleri Münir Ebcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait eserde sıra. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler hep aynı güldendir. Koromuzun yeni kazanımlarından, başarılı solistimiz Sema Akkaya'dan dinliyoruz efendim.
Solistimiz Sema Artay'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, gecenin son solistleri Rüştü Şardağ'ın hafızalarımızdan silinmeyen güzel bir eserini birlikte seslendirecekler. Ben provalarda kendilerini dinlerken hoş bir nostalji yaşadım. Öyle umuyorum ki sizler de kendilerini çok beğeneceksiniz. Ve hatta öyle umuyorum ki kendilerine eşlik edeceksiniz. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi? Akşamı solistimiz Fulya Yalçın ve Ender Çetin için.
solistlerimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, Kuşadası Zeki Eroğlu Korosu'ndan bir solistimiz var ki bizleri onurlandırdılar. Gönül istiyor ki kendisinden birkaç eser dinleyelim. Ne dersiniz efendim? Alkışlarınız Cengiz Karadağ. Selamlarını getirdim sizlere. Sayın Murat Sezer'e de ayrıca çok teşekkür ederim. Kendisi böyle bir şeyi teklif etti. Ben de sizlere katkıda bulunabilirsem ne mutlu. Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi doğaçlama bir şeyler yapacağız ama inşallah becerebiliriz. Bilmiyorum. Prova falan yapmadık. Artık bu prova olacak herhalde. Bakalım.
gerçekten kaçıramam. Çok güzelsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi son olarak bir imkansız yapalım isterseniz. Bu gece evlenip tanıyalım.
Evet, solistimiz, konuk solistimiz Sayın Cengiz Karadağ'a çok çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, konserimiz korumuzdan dinleyeceğiniz çok güzel eserlerle sona eriyor. Gül olsam, ya sümbül olsam beni koklar mısın? Dürüyemin güğümleri kalaylı, yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım ve indim havuz başına, bir kız çıktı karşıma.